Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda 75 milyon metreküp su sağlayacak Asrın projesi teknik açıdan sona erdi. Şimdi ise altyapı çalışmaları yapılıyor. Tabii bu altyapı çalışmaları zaman zaman aksaklıklara neden oluyor. Özellikle kazılan yollar ve ardından gelen yağış yolların daha da harap hale gelmesine neden oldu. Ada TV haber ekibi yine yollardaydı ve bu görüntüleri sizler için ekranlara taşıdı. Halk şikayetçi, sürücüler dertli ama yapılacak bir şey yok. Yağış sonrasında Girne bölgesinde özellikle Lapta'da oluşan yol çöküntüleri çok büyük sıkıntılara sebep olmuş ve yetkililer bir takım çalışmalar yapmıştı. Ancak çalışmalar tamamlanmadığı için çöküntüler şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Şoförler sıkıntılı. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da durumdan memnun değil. Tabii bildiğiniz üzere oteller bölgesindeki anayol güzergahı üzerinde Türkiye'den gelecek olan suyla ilgili, daha doğrusu gelmiş olan suyla ilgili bir takım kazılar yapıldı ve burada borular döşendi. Sadece oteller bölgesi içerisindeki 3-500 metrelik alanda boru döşemesi yapılmadı. Fakat asfaltlar kazıldı ve yol altından geçen turistik tesislerin daha önce karayollarından izin alarak yapmış oldukları alt geçitlerden dolayı orası bir süre ertelenmiş oldu. Tabii bu çalışma tamamen karayolları ve su dairesinin kontrolünde yapılan bir çalışmadır. Belediyenin ana yollara müdahale etme etkisinin olmadığını hatırlatan Namsoy, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Ana yol güzergahı üzerinde çökmüş olan belli yerleri biz belediye olarak işte daha emniyetli sürüş sağlayabilmek açısından bantladık. Sorunun yapılan çalışmalara rağmen çözümlenmediğini kaydeden Namsoy, yaşanan sorunla ilgili herhangi birinin kendilerini de bilgilendirmediğinden yakındı. Bilgilendiren herhangi bir merci de yoktur. Orası o şekilde kalmıştır, oteller bölgesinin özellikle olduğu alan. Bütün işte çakıllar yola girmekte, belli aralıklarla bunları toparlamaya çalışmaktayız. Fakat sürekli kullanılan bir yol olduğu için önlem alamıyoruz. Asfaltta giderken hani asfaltın daralması söz konusu. Bu da kaza tehlikelerine meydan vermektedir, sebep olmaktadır. Vatandaşlardan belediyeye gelen herhangi bir şikayet olmadığının ama kendilerinin sorunun bölgede olmasından dolayı sürekli denetim altında tutulduklarını ve ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını kaydetti. İlgili taşeronla, DC tarafından görevlendirilen ya da işi üstlenen taşeron firmayla da sürekli konuşuyoruz. Bunları bir an önce çözmeleri gerektiğini belirtiyoruz. Fakat şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadık ama aşağıdaki tehlikenin boyutu gerçekten çok ciddidir. Hele hele oteller bölgesini geçtikten sonra asfalt dışına herhangi bir araçla çıkacak olursanız kesin olarak kendinizi büyük bir çukurun içinde gömülmüş şekilde bulabilirsiniz.